Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Male'deyiz. Male neresi? Maldivler. Şu anda Maldivlere indik. İneli bir saat falan oldu. İşte gümrükten falan geçtik. Şu anda da Maldivler'de gideceğimiz adaya bizi götürecek olan uçağı bekliyoruz. Deniz uçağıyla gideceğiz. Havaalanı lounge'u burası, otelin. Şu anda ben dışarıdayım. Dışarıda kimse olmadığı için burada çekim yapmak istedim. Bu şekilde lounge'u görebilirsiniz. Lounge'un içerisi de gayet güzel ama onun dışında güzel olan gerçekten şu an adalar ve her şeyin maviliği, her şeyin yeşilliği, her şey o kadar güzel ki burada. Renk açısından bahsediyorum. Şu anda hava 30 derece. Saati Türkiye'den 2 saat ileride. Umarım Maldivler vlogunu beğenirsiniz arkadaşlar. Sırf vloglarım daha kaliteli olsun diye şu anda yepyeni bir kamerayla çekim yapıyorum. Umarım bu kamerada güzel işler çıkartır benim açımdan. Şu anda Male'deyiz. Male kıyafet of the day. Bir tişört. Altımda da eşofman var. Çünkü uçuş 8 saat buraya ve 8 saat için hani rahat bir şeyler giymeniz çok mantıklı bence. Uçakta uyuduk zaten birazcık. Yaklaşık 1 saat falan uyuyabildim uçakta. Onun dışında İstanbul'da havaalanında beklerken bildiğim bütün dilleri döktürdüm. İngilizce konuştum. Japonca konuştum. Korece onu da konuştum. Japonca'da bir tane Japon abla vardı. Dublin'de yaşamışlar, İrlanda'da işte. O onunla beraber kızı vardı yanında. Onlarla İngilizce ve Japonca konuştum. Daha sonra da bir tane Koreli buldum. Koreliyle Korece konuştum. Korece konuştum dedim. Koreli misiniz dedim. Adam evet dedi. İşte böyle birazcık şey yapı şey yapı. Bir tane de oğlu vardı işte yanında. Adam işte şey nerelisin diye sordu. Ben Türk'üm dedim. O da dedi ki ha dedi sen şarkıcıları seviyorsun galiba dedi. Evet dedim. Yanındaki çocuğuydu galiba işte. O gülmeye başladı. Hangisi dedi dedim. BTS Tangtan Sonyeondan dedim. O da çocuk güldü falan böyle. Neyse onlar gittiler. Bu şekilde de Korece konuşmuş oldum. Evet, havaalanı maceralarım bu kadardı galiba. İşte ben her zaman yurt dışına çıkarken çok pimpiriklenen bir insanım havaalanlarında. Hani pasaport kaybedeceğim, telefon kaybedeceğim, bir şeyler olacak yani gerçekten. Kendim bu konuda çok sıkan bir insanım ama şu an için sadece şeyimizi bekliyoruz. Deniz uçağımızı bekliyoruz ve bu kadar. Umarım eğlenirsiniz. Şu anda Maldivler vlogunun birinci bölümünü seyrediyorsunuz. Anneannem aşırı mutlu. Evet arkadaşlar, kameramın şarjı bittiği için kesmeye ara verdim. Köpek balığı mı? Yavru. Yavru. Aa, çok tatlı. Tam görünmüyor. Şu anda böyle kayboldu. Daha çok gördüm bunlar.
Aha. Gündüz itibariyle mi? Tabii. Batozların... Şu vatoz. O da battı az önce. Aa, kaplumbağa. Kaplumbağa şu. Kaplumbağa mı? Hı hı. Hangisi? Şu bak. Burası lazım. O kaplumbağa değil ya. Özgü değil mi? Vallahi. Değişik ilginç bir canlı keşfediyoruz şu anda galiba. Kesinlikle kaplumbağa değil. Çekiyorum zaten. Ben de izliyorum. Vallahi bak Özgür ya. Çok merak ettim. Vatoz, vatoz. Özgür, vatoz. Kocaman. Ooo. Geçme sana. Üstünde yatan dinlenme. Şu vatozun üstüne basarsan. Bak şurada vatoz var hemen önünde. Ben de ona bastım, öyle düşecekti. Video mu bu? Evet. Thank you. Çok güzel. Buradaki her şey çok güzel. Tomorrow, yeah. Son gün böyle süsüyorlar. What are you having? Sen ne yiyorsun? Şurada bir balık. Okyanustan çıkmış tuna. Ondan sonra brokoli. Birkaç tane patates. Ben sana onlardan bir tanesini vereceğim. Yeşillik. Bir de şurada risotto var. Minicik. Anneannem ne yiyor? Bilmiyorum. Benimkiler de aynı. Bu beni takip etti. Ben de işte klasik bir tabak. Arkadaşlar, Maldivler'de mükemmel bir günün sonuna geldik. Günün ortasında gelmiş olmamıza rağmen hem yüzdük hem yemek yedik. Kebekler de çok güzeldi. Hatta hala doluyum. Daha sonra teyzemlerle kahve içtik falan. İşte aslında çoğunuz Maldivler'e gelme nedenimi bilmiyorsunuz. Maldivler'e geldim çünkü benim teyzem ve eniştem burada çalışıyorlar. Onlar doktorlar ve bu adanın doktorları onlar. Bu ada hakkında da küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu adanın tamamı bir kişiye ait ve bu bir kişi bu adanın üzerine kocaman bir otel inşa ediyor. Yani bu adada otel dışında hiçbir şey yok. Adanın tamamı otel ve bu adamın birkaç tane daha adası var. Hepsi otel. Şu anda bizim kaldığımız odanın önündeyim. Odalar tek tek, hani bina yok zaten. Hepsi tek tek evler şeklinde. Şu anda bizim verandamızdayız. İlk günden hani odayı göstermek istiyorum çünkü böyle birkaç gün sonra sanırsam başka bir odaya geçebilme ihtimalimiz varmış. Şimdi öncelikle size verandamızı göstereyim. Verandamızdan, kapıdan baktığınız zaman ilk göreceğiniz manzara bu zaten. Yan tarafın veranda sonrası. Burada hani bir masamız falan koyulmuş. Şnorkeller, ayakkabılar. Ayakkabıları burada yemeden önce çıkartıyoruz çünkü evin içine kum girmesin diye. Palet. Burada gördüğünüz çanakla da ayaklarınızı yıkıyorsunuz. Hani ayağınızda kum varsa gitsin diye. Buradan da arka tarafına iniliyor. Buradan işte yollar falan, pişmekan gidiyor. Merhaba anneanne. Merhaba tatlım. Odamızı gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Odamıza girdiğin zaman ilk gördüğünüz şey bu oluyor. Şimdi burada gördüğünüz dağınık bavul benim. Bir sürü içki koymuşlar ama biz içmiyoruz, sağ olun. Mini bar falan bayağı bildiğiniz çeşitli. Tabii hani paraları da güzel. Bizim de muzumuz ve elmamız var şurada gördüğünüz üzere. Şimdi kapıdan girdik, kapı burasıydı. Şu şekilde döndüğüm zaman burada hani tamamen benim işgal etmiş olduğum masayı görüyorsunuz. Büyük ihtimalle zaten tek ben kullanacağım o masayı, bilgisayar falan. Yatak baş ucu kısmında bu ne? Not defteri galiba. Not şeysileri. Böyle yastıklar var. Yatağımız zaten. Günde iki kere şeye geliyorlarmış. Temizlemeye. Koltuğumuz ve anneannem. Kelimelik oynuyor anneannem. Şimdi size banyosunu göstereceğim. Wow. Evet. Şimdi banyodayız. Kapı birazcık sert olduğu için kapatacağım.
ve banyo. Şimdi şimdi burası Hella. Bildiğiniz üzere hepiniz bunu tanıyorsunuz. Welcome. Bunun adı Hella. Banyomuz açık arkadaşlar. Şimdi ilginç özelliklerinden biri bu. Kaldığımız villanın. Galiba bütün buradaki bütün evlerde böyleymiş. Arkadaşlar banyo açık. Bakın burada duş alıyorsunuz. Burada böyle duş alıyorsunuz. Burada böyle askılık koymuşlar. Biz mayolarımızı astık bugün. Burası kum. Bu kum. Bu gördüğünüz kum. Orası da zaten hani dışarıya açılıyor bildiğiniz. Tabii kimse sizi göremiyor ama açık havada duş alıyorsunuz ve burada kum var. Kumu beyaz kum özelliği bunlar. Mercan tozları ve görüyorsunuz ki banyoda bulduğum deniz kabuğu olarak tarihe geçebilir. Beğendim banyo olayını. Bilmiyorum hani ben çok rahat ettim ama hani tamam açık da böyle şey değil yani. Kimse sizi görmüyor. Bir de mesela yağmur yağıyor. Mesela yağmurda duş alıyorsunuz. Bilmiyorum. Ben çok güzel. Zaten hani buranın tepesi kapalı. Orası sadece açık. Yani sadece burası açık. Evet arkadaşlar, Maldivler'de ilk günü bu şekilde kapatıyorum. Şimdi de hani yavaş yavaş yatacağız. Ben bir şeyler atıştırıyordum en son. Yavaş yavaş yatacağız. Şu anda lütfen tipimi kusura bakmayın. Bütün vloglar boyunca. Çünkü hani burası hava sıcak ve hani makyaj falan yapmak istemiyorum. Ki büyük ihtimalle yapacağım ama siz yine de hani mazur görün bakımsızlığımı ama güzel güneş falan göreceğiz. Yarın sabah görüşürüz efendim. Size açık banyomdan ve oradaki asıl mayolardan elveda diyorum. Yarın görüşürüz.